Kılıçdaroğlu gazetecilerle bir araya geldi. Açıklamalarından öne çıkan bazı bölümler var. Onları sizler için derledik. Hemen aktaracağız. Burada tabii ilk cümle çok önemli. Birazdan Mansur Yavaş'ın ifadelerini paylaştığımızda ya da Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da ittifak arayışı ifadelerini paylaştığımızda neden önemli olduğunu daha iyi anlayacağız diyebilirim. Diyor ki Ankara'da, İstanbul'da da dominant olan parti CHP'dir. Bunu zannediyorum Sayın Kılıçdaroğlu muhalefet cephesi içerisinde dominant olan partinin Cumhuriyet Halk Partisi olduğunu hatırlatıyor mesajında. Neden hatırlatıyor? Seçim bitti, ittifak bitti ama konuşuyoruz, görüşüyoruz. Yani ittifak seçime kadardı, bitti, konuşuyoruz, görüşüyoruz. Bu arada seçimi kazansaydılar, Millet İttifakı açısından ittifak devam etmek zorundaydı. Niye? Cumhurbaşkanı yardımcıları, kabine, o ittifakın devam etmeme lüksü yoktu. Etmezse kriz çıkardı. Ne tür işbirlikleri yapabiliriz? Herkes ona bakıyor. Burada şimdi tabii peş peşe başka açıklamalar da geliyor. Devam edelim. Benim için en çarpıcı ifade bu efendim. Bu çok çarpıcı geldi bana. Biz Sayın Kılıçdaroğlu'yla röportaj yaptık Habertürk'te. Orada da seçime gidelim demişti. Yani seçimden 2 ay sonra röportaj yaptık. Hadi sandığa gidelim dedi Sayın Kılıçdaroğlu. Ben biraz tacip etmiştim. Yani daha yeni hem parlamento hem Cumhurbaşkanlığı seçimini kaybetmiş bir siyasi partinin genel başkanı, ana muhalefet partisi lideri seçime gidelim deyince biraz garip olmuyor mu? Bir daha dedi ve şöyle dedi. Normalde etik kurallara uyan bir iktidarın yerel seçimlerde kaybederse seçime gitmesi lazım. Etik kurallara uyan bir iktidarın yerel seçimlerde kaybederse seçime gitmesi gerektiğini söyledi Sayın Kılıçdaroğlu. Normali de bu dedi. Yani nasıl bir normal, nerede olmuş, nasıl olmuş, ne alaka bilmiyorum ama dedi. Demokrasinin kuralı budur da dedi üstüne. Demokrasinin kuralı budur. Yani yerelde seçimi kaybediyorsanız tekrar genel seçime gitmeniz gerekir. Güven testini gerçekleştirmesi lazım ama Erdoğan bunu yapar mı bilmiyorum. Yani Sayın Kılıçdaroğlu diyor ki yerel seçimden sonra tekrar genel seçime gitmemiz lazım. Seçimi zaten yeni yaptık. Yani şimdi...